toplantımızın hedeflediğimiz bu demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Belediyeler kanununda değişiklik için AK Parti taslak hazırladı. Muhalefette uzlaşı arayışını başlattı. Ciddi bir yasa hazırlığımız var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 Eylül'de 30 büyükşehir belediye başkanıyla bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası belediyeler kanununun değiştirilmesi gündeme geldi. Bunun için kolları sıvayan iktidar partisi bir taslak hazırladı. Kanun değişikliği gereken konuları mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve elbette partilerinin samimi destek vermesidir. Taslakta Büyükşehir Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanması yer aldı. Belediye başkanları ya da meclis üyelerinin tek şirketten maaş alması da hedeflendi. 31 Mart sonrası sıkça gündeme gelen akraba görevlendirmelerine de sınırlama getirilmesi planlandı. Ayrıca imar yetkilerinin belediye meclislerine devredilmesi gündeme getirildi. Bu yetki hali hazırda belediyelerle birlikte Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'yla Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kurumların elinde bulunuyor. Bu yasa içerisinde büyükşehir ilçe belediyeleri ilişkileri, yetki devirleri, Anadolu'daki büyükşehirler ve ilçelerinin biraz daha bütçelerinin geliştirilmesi, onlara finansman desteği, eskiden şikayet konusu olabilecek ne kadar belediye mevzuatında mesele varsa hepsini uzunca süre yaptığımız çalışmalarla hazırladık. AK Parti Ocak ayında meclise sunulması beklenen düzenlemeler için muhalefetin de onayını almak istiyor. Önümüzdeki günlerde yılbaşına doğru inşallah meclise indireceğiz. Belediyelerimiz bu yasadan da son derece mutlu olacaklar diye düşünüyoruz. Çalışmalara ilk başlandığında CHP ile temas kurulmuştu. Gelinen nokta itibariyle bu hafta içinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmede hazırlıklar ele alınacak. O ağır sonucu yaşamadan çözüm üretmektir. Ancak CHP, AK Parti'nin hazırladığı teklifin taleplere yanıt vermediği görüşünde. CHP'li Seyit Torun görüşlerini yazılı bir şekilde ileteceklerini söyledi. Torun, amaç belediyelerin daha etkin, daha verimli hizmet vermesini sağlamaksa burada parti ayrımı olmaz değerlendirmesini yaptı.